Selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Biliyorsunuz orta tank dediğimde ben Leopard ve STB tercih ediyorum. Bu ikisinin arasında kalmış durumdayım. Hangisi daha iyi? Açıkçası ikisinin de kendine göre avantajları var. Ve bu savaşta da ben STB ile oynuyorum. Cafer ise Leopard ile oynuyor. Ve Bozkırlar haritasındayız. STB DPM'i yüksek. Gun depreciation'ı yüksek. Pneumatik sponsorlu bir Japon orta tankı. Seviye 10. Leopard da aynı şekilde manevra kabiliyeti, hız açısından iyi, isabet açısından muazzam bir topa sahip bir orta tank. Biz bu iki tankla savaşa başladık. Gördüğünüz bölgede ilk olarak durduk. Belki açan olur ya da bir şekilde bize basan olur diye buradan şöyle bir baktık. Aslında light yoktu. Burada çok fazla ümidimiz yoktu birinin açılmasından dolayı. O yüzden de çok fazla burada beklemeden ileri doğru gidiyoruz. Aynı şekilde Cafer'e de abi gel diyorum artık. Hani orada beklemeye gerek yok. Çünkü bir light yok. Oraya basan bir tankımız yok. Med de olsa ya da oradan gelen de herhangi bir tank yok gibi görünüyor diyorum. Savaşın aslında şu anda sağ ve sol kanatlarda geçeceği çok net belli. Evet, rakip çok ciddi bir şekilde bastı sağdan. Cafer'le birlikte o bölgeyi tutmaya çalışacağız. Bir mermi atışım oldu fakat onu da sektirdim. Aslında açı biraz side scrape gibiydi ama sektirmeyebilirdik. İkinci atışımı kaçırmıyorum Kepaze tankına. Bir atış daha sokacağım. Bunu da sektiriyorum. Ardından başka bir hedef aramaya başlıyorum. Bu arada yanında Cafer var. Arkadaki pardon, öndeki tanklara çok ciddi bir şekilde sniper desteği vermeye çalışıyoruz. Net bir pozisyon bulamıyorum. Gördüğünüz gibi tepelerin üstünde çok ciddi bir şekilde taritimi göstererek oynamaya çalışıyorum. Bu arada çok fazla ileri gelen bir TVP'yi gördüm. Düşman TVP'si. Ona ilk atışımı yaptım. İkinci atışımı yapamadan geri çıktı ki onu yapsaydım garaja giderdi. Son anda gördüğüm 120 üvenin tavanından, üst tırhından çok rahat bir şekilde mermi soktum. Arkadaki bu KPZ bizim için çok büyük problem. Çünkü orada ciddi bir açıya sahip ve pardon. Aslında ve bu arada 121 garaja yolladık. Aslında çok küçük bir noktaya sığ var delebileceğimiz. Oraya da her zaman gelmiyor RNG sayesinde. Bu arada KPZ'den bir tane sektirdim. Düşman bu arada bizim kepe girdi ve keplemeye başladı bizi. Kep puanını da bayağı bir yükseltti. Tabii daha o 3 dakikaları var. Bizimkiler sıfırlamadı. Onlar kendi çıktı kepten. Biz bunları alırız diye düşündüler. Bizim taraf düşmek üzere, kafa kafaya gidiyoruz. Bizim burada Cafer'le duruşumuz çok çok önemli. Yanımızda bir tane de Obje 704 var. Onun da atış gücü çok yüksek bir tank olduğunu söyleyebilirim. Arkadan gelen Leopard PTA'ya da vuruyorum. Bu arada hedef seçmek zorunda kalıyoruz. Yani her zaman aynı hedefi vurabilme imkanınız olmuyor. Çünkü çok fazla yaklaştılar ve tepenin arkasında bizim göremeyeceğimiz pozisyona girdiler. Bu arada basıyorlar. 3000 küsur damage'e ulaştım. Çok büyük bir ihtimalle kaybedeceğiz. Evet, soldan bir baskı geldi. Behçet. İleri doğru basacağım. İleri doğru basıyorum. Kaçtı. 3'ü 6 artık. Çok fazla yapacak bir şeyimiz yok. Tekrar KPZ'yi gördüm. Onu garaja yolladım. 6'ya 6 oldu bu arada skor. Gerçekten de ciddi bir şekilde maçı çevirme durumumuz var. 6'ya 6 tabi bu arada sol tarafta iyi bir maç çıkarıyor bizim. Onlar da epeyce bir düşman tankına hasar verdi. Hasarlarda kafa kafayız. Hatta 800 can puanı öndeyiz takım genelinde. Bu önemli bir avantaj. Evet, bizim M tankımız, Miao tankımız ya da M5 Y tankımız kepe doğru basıyor. Arkada orada saklanmış pusu kurmuş bir tank vardı. Onu garaja yolladı. Ona basacaktım ben de hemen. Bu arada spotlanır spotlanmaz aşağıya düştüm. Çünkü oradaki UDES'ten bir atış almak istemiyorum. 8'e 7, 3200 hasardayım. Hasar odaklı oynuyorum. Yine küçük bir tepe buldum. Hemen o tepeden yükseldim. Evet, oradan biraz daha çıkar mı, vuruşu mu olur mu? Ballı bir şekilde girdi ama UDES de bana soktu. Sol taraftan hafif solundan yedim mermiyi. Ardından da Leopard PTA onu garaja yolladı. Evet, 9'a 7 ve şu anda avantajı sağladık, avantajı yakaladık. Miao tankı yine rakibe basıyor, UDES'e basıyor. Kepe girmeyi düşünüyorum. Hatta Cafer'e de onu söylüyorum. Baba diyorum, gel kepe girelim. Hiç gitmeyelim oraya.
Son anda Cafer diyor ki aga gel basalım. Zaten 11'e 8 moduna giriyoruz. İleri doğru basıyoruz, alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü takım dağılımına baktığımızda bir tane artı var. 2 TD, bir tane de med tankları var. Cafer epey bir ileri gitti. Miao tankıyla birlikte ben arkadan görebilir miyim diye buraları kesiyorum. Evet, artık burada düşmanı görmeye çalışıyorum ama çok kolay değil. Bu arada spot yedim. Spot yedim. 11-10. 11-10 maç riske girdi. Artık diyorum baba buradan geri dönelim. Buradan geri dönelim. Ben diyorum cap yok diyorum, vazgeçiyorum sonra yine. Böyle kararsız bir şekilde gidiyorum 12-10. Çünkü ben epeydir hani cap'e girip alma düşüncesindeyim. Garanti düşüncesindeyim. O yüzden bir işte cap'e gireyim, bir geri döneyim düşüncesine giriyorum. Fakat gördüğünüz gibi takımımız maşallah diyoruz ve 13-10 öne geçtik. Büyük bir ihtimalle bundan sonra kazanacağız. Artık Cafer de geriye geliyor. Diğer iki tankı aramaya gerek yok. Çok riskli. İşte şimdi cap'e girme zamanı diyorum. Ve cap'e doğru gidiyoruz. Cafer'le birlikte gireceğiz cap'e. 13-10. Bir tane artımız var. Onu indirdiler. Bir ağırımız ve bir TD'miz çok uzak pozisyonda bize. Büyük bir ihtimalle bize yaklaşabilirler, basabilirler tedirginliği var bizde. Daha 8 dakikaları var. Ben hızlandırıyorum. Çok ilginç bir şekilde bizim iki aracımız oraya gidiyor. Aslında ilginç değil, yapmaları gereken ama. Fakat düşman araçlarından bir şey görmüyoruz biz şu anda. Bir spot, bir manevra, STV oraya yatmış, hızlandırarak oynatıyorum bu arada. Hani onları göremiyoruz. Çok ilginç bir şekilde saklanıyor. Ben ne olursa olsun hani öleceğimi de bilsem, çok az canım da olsa bu pozisyonda direkt cap'e basar. Belki cap puanını sıfırlar. Bir miktar experience alırdım. 3 saniye, 2 saniye ve maçı cap'te kazanıyoruz. Evet, STB'nin ne kadar etkili olduğunu, DPM'in ne kadar yüksek olduğunu gördünüz. Evet, STB'nin tarit sayesinde de tepelerin efendisi olabilirsiniz. Evet, şimdi ikinci maça geçelim. Bir maç değil, iki maç koyacağım. Tabii bu maçın da bir maç sonu skorlarını görelim. Evet, maç sonu skorlarını görüyoruz. Baktığımızda dediğim gibi 144.000 kazanıyoruz. 144.000 kredi kazandık. 3.400 deneyim kazandık. 7 de tahvil kazandık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tankla connection sağladık. Bunları da bunların bir tanesi hariç hepsine hasar verdik. 2 tanesini de garaja yolladık. Takım skoruna geldiğimizde şöyle baktığımızda takım skoruna Jacques Panzer'e 100 ve ardından biz geliyoruz 3260 hasarla. Bu da takımın yükünü, hasar yükünü çektiğimizi gösteriyor. Yine Cafer de 1869 puanla, o da epeyce bir hasar verdiğini görüyoruz. Deneyim puanına baktığınızda, deneyim puanına da ilk 3'e girdiğimizi görüyoruz efendim. Evet, şimdi ikinci maçtayız. Evet, ikinci savaştayız. İkinci savaşımız FV215B ile oynuyoruz ve yine Cafer bana VZ95 tankıyla eşlik ediyor. Karelia haritasındayız. FV215B her ne kadar çok fazla yanma ihtimali olan tank da olsa benim sevdiğim bir tank. Özellikle can puanı 2890'lara kadar çıkıyor ki ben iyileştirmiş sertleştirme kullanıyorum. Cafer'le birlikte tepeye çıkacağız. Şimdi bu tankın niye tercih ettiğimi sorarsanız, benim böyle bir garip özelliğim var. Yani ben böyle az kullanılan, atıl, çok fazla böyle hani herkesin kullanmadığı, herkesin oynamayı tercih etmediği tanklarla oynamayı seviyorum. Onlardan biri de FV215B. Topu muazzam kaliteli bir top. Şöyle adlandırabilirim, manevra kabiliyeti de gayet iyi. Taret zırhınız kurtarıyor sizi birçok pozisyonda. Yüksek kalibreli toplar haricinde taret zırhınız işe yarayabilecek bir taret. Zaman zaman side scrape yaptığını görebilirsiniz. Ama bunların hiçbiri sizin gövde zırhınıza ve taret zırhınıza güvenmenizi sağlayamaz. Siz biraz daha kaçak oynamak zorundasınız bu tankla. Manevra kabiliyetiniz ve topunuz sayesinde bir leopar gibi oynayabilirsiniz. Aslında bu tankı tanımlayabilecek en güzel cümle büyük leopar. Leopar'ın İngiliz versiyonunun irisi olarak tanımlayabiliriz. Evet, Cafer'le tepeye doğru çıktık. 1-0 mağlup duruma düştü bizim takımımız. Daha maçın 1. 2. dakikasında, hatta 1.5 dakika geçti geçmedi ve 2000 hasarda gerideyiz. Arkada mutlaka TD'ler var. Cafer'le birlikte burada bekliyoruz. Şu anda işaret koyduğum yerde büyük bir ihtimalle TD'ler, MED'ler olacak ve bizim hata yapmamızı, kendimizi göstermemizi bekliyorlar.
Amacımız burada kepi ele geçirmek ve işte bir STR gördüm. Güzel de bir atış yaptım. Birazcık da RNG'nin desteği olduğunu görüyorsunuz. STR hala hedefimde. Yan duracak. O zaman vurabilirim. Ve ikinci atışımı da yaptım. Top yükleme süresi de muazzam iyi. Tabii bende mor donanım, tahvilli donanım vesaire var ama hani buna rağmen top yükleme süresi basic olarak da epey ciddi bir şekilde iyi. Evet. Yanılmıyorsam 6.5 saniyeye kadar düşürebiliyorsunuz. 6.5-7 saniyelere kadar düşürebiliyorsunuz. Emin değilim o civarlarda. Şu anda hatırlayamıyorum, yanlış olmasın. Pozisyonumu değiştirdim. Arkadaki T57'yi attım. VZ yani aslında Cafer. VZ demek yanlış olur. Artiden 7. Tekrar T57'yi gördüm. T57 bunu ateş etti. Ondan sektirdim. Sidescrap Leopard'dan sektirdim. Özür diliyorum. T57 ıskaladı. Manevra kabiliyetiniz sayesinde hızlı bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Tekrar ona bakıyorum. T57 bu sefer mermiyi soktu bana. Biraz daha temkinli oynamayı düşünüyorum. Fakat bu pozisyonda çok avantajlı bir yerde değiliz. Artı atışlarından da korunamıyoruz. Ve Cafer geri gidiyor. Ben de Cafer'e geri gitmesini söylüyorum zaten. Çünkü ben de biraz sonra geri gideceğim. Burayı çok fazla tutamayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi körden atış yapıyorlar Cafer'in olduğu bölgeye. Acaba denk getirebilir miyiz diye. Bu arada Cafer'i de garaja yolluyorlar. Geri çıkamadı. Cafer STR ve ben kaçarken bana hasarını veriyor. Ve artık burada şunu net bir şekilde söylüyorum. Bizim takımdan biricecik olmaz. Çünkü hiçbir şekilde atak yapabilecek bir takımımız yok. Tanklar ya da zihniyetler bu şekilde diyebilirim. Gördüğünüz gibi şu tepedeki, şöyle büyüteyim haritayı. Mouse görünüyor mu bilmiyorum. Evet görünüyor. Şu bölgedeki tanklarımız tamamen snipe oynuyor. Foch, FV, CC, STRV, Leopard, PTA ve Cherfutur. Bunların hepsinin yanında bir de burada 3 tane sıkışmış tankımız var. Onun dışında da varlık gösterebilecek bir durumda değiliz. O yüzden ben de pozisyonumu biraz daha değiştirip tankıma göre bir pozisyon alıp arkada gelen tankları vurmaya çalışacağım. Buraları hızlı geçeceğim. Çünkü burada çok fazla bir aksiyon yok. Hatta kesebilirim de. Kestim. Evet burada Jack Tiger görüyorum. Vurabilirim eğer gövdesini bana yan gösterirse, ön gösterirse. Yine vururum ama birazcık daha isabet ihtimalim zor olacaktır. Atışımı yaptım, ıskaladım. Son anda sanırım o gövdeyi çeviriyordu. Ooo Leopard ne ara geldin sen? Vay 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 vay. Hanimiş benim Leopard'ım diyorum ve Leopard'a doğru basıyorum. Gel bakayım gel, hop şöyle palete doğru bir tane koyuyorum. Ardından hiçbir şekilde geri vites yapmadan sidescrap pozisyonda Leopard'a ikinci atışımı sokuyorum. Ve bizim arkadaşlarımız da Leopard'a vurarak Leopard'ı garaja yolluyoruz. Fakat buradaki olay bununla bitmiş değil. 2909 hasardayız ve henüz atak yapabilecek durumda değiliz. Gördüğünüz gibi arkadaki TD'lerin tamamı bekliyor. Ve tamamı snipe oynuyor. Çok da yanlış yaptıklarını söyleyemem. Hani hepsi zaten tank destroyer ve basma durumları çok da kolay değil. Ama FV215 ve gördüğünüz gibi rakip base'e doğru basıyor. Amacı oradan destek almak haritada. Şurada göstereyim efendim. Gördüğünüz gibi burada spot verip destek almak, buradan atış desteği beklemek. Ve bir CC tankı da benim yanıma doğru geliyor en sonunda. Gördüğünüz gibi şurada. O da en sonunda orada beklemeden bana fayda yok diyerek en iyisi hamlemi yapayım diyor. Benim yanıma doğru geliyor. 2909 hasardayım. Evet CC tankı yukarı çıktıktan sonra ben de onun yanına gitmeyi düşünüyorum. Fakat burada bir süre daha bekleyeceğim. Çünkü durum biraz kritik. Eğer bir tankı daha kaybedersek base'i alabilme ihtimalimiz hiç kalmayacak. Bu arada yine spotlandım. Yakınlarda bir yerde bir tank var. Oo yukarıda met. Yukarıda bir met. Yukarıda bir met. Skoda T50'yi görüyoruz. Ona doğru basacağım. CC tankının desteği ihtiyacı olabilir. Bu arada 3 tank birden göründü. Evet T57. O ilk başta fight attığımız T57 bana doğru basıyor. Tepeden atış desteği geldi T57'ye. Fakat bana doğru basması bence çok büyük bir hata. T57'nin ikinci mermiyi de sokuyorum. T57 3300 hasara ulaştık. T57 bana doğru basıyor. Atış desteği gelecek mi? Evet. Zaten ben de T57 gelene kadar yüklemiştim. Eğer gelseydi T57'yi ben garaja olacaktım. Şimdi burada 2 medimiz ve bir de CC tankımız var takımdan. 2 med pozisyonu itibariyle avantajlı da olsa atış desteğinin, bizim atış desteğimizin alamayacağımız pozisyonda. Yani tepedeki tanklarımız onları vurabilecek pozisyonda değiller. O yüzden biz burada bunları halletmek zorundayız. 2TD, 2TD deyip geçmeyin. Biri Skoda şarjörlü, diğeri ise o da Skoda şarjörlü. Şu 100 mm'lik AK1 topu kullanıyormuş ve 248 deliyen bu topla bize çok rahat ikisi de garaja yollayabilir. O yüzden biraz tedirgin
bir şekilde bekliyorum. Şarjörlü toplardan korunmak için temkinliyim. Evet, burada birazcık kedi fare oyununa dönüyor. Onlar çıkıyor, biz giriyoruz. Biz çıkıyoruz, onlar giriyor. Bu arada Skullotail'lerden biri basmaya karar verdi. CC1'i onu garaja yolladı. Ben bir atış yaptım ikinciyi yapamadan. O içeri girdi ve diğer Skull'u da arkada, kayanın arkasında bekliyor. Gördüğünüz gibi CC tankını çok rahat alabildiler. Büyük bir ihtimalle beni de o şekilde alırlar. Şarjörlü top bu tip durumlarda, bu tip pozisyonlarda, tek tek kaldığınız pozisyonlarda atış gücü, dakika başına hasar çok çok önemlidir. İşte onun avantajını şarjörlü tanklarda görüyoruz. Burada taretine nişan almaya çalışıyorum ama çok zor. Evet, bu arada ben taretimden sektirdim bir tane. Şanslıydım, yan dönüktü taretim. Çok iyi bir nişan alamadığını düşünüyorum. Yoksa yandan çok rahat delmesi lazımdı. Skullotail'in topu benim tarihim. Evet, bir dakika kaldı. Bu arada maçı kaybettik. Destek istiyorum ama bakın, hani şunu söylemek istiyorum. Bizim hala Leopar, bak. Okey, FV'ye. STRV'ye dediğim bir şey yok. Foş'a evet abi bas derim. STRV'ye dediğim bir şey yok. Basması kolay bir tank değil. FV basabilir. Leopar gelebilir ki Leopar şimdi Totos'unu kaldırıyor geride baktığınızda. Yani bunların oyuncu kalitesinin ne kadar düştüğünü görüyorsunuz. Bu herhangi bir tank bilgisine ya da herhangi bir zırh spesifik bir bilgiye sahip olmanıza gerek yok. Herhangi bir oyunda burada başka bir şey de atsak, Vought'da oynamasak, işte birbirimize çilek atsak, krem şanti atsak, ölü öldürmeye çalışsak birbirimizi, yine de basması gerekiyor. Neyse, çok fazla laklak yaptım ve diğer Skoda'ya da basıyorum. Diğer Skoda, evet evet, o da öldü. Garaja yollandı. Arkadan bir atış geldi. Bu arada bir Skoda kaldı. Foş onu garaja yolladı. Arkadan aşı yedik. Devam ediyorum. Diğer TD'ye basacağım. 7'ye 7. Bakın, erken davransalar bu Leopard'lar vesaireler, tepede bekleyen TD'ler, Foş'lar, biz maçı alırdık. Fakat bekledikleri için maçı almıyoruz. Çıkıyorum. O benden sektiriyor. O açıdan nasıl sektirdi hiçbir fikrim yok. Ama toplamda 4021 hasara ulaşıyorum efendim. Şimdi baktığınız zaman hatalı bir oyun tarzı benimsedik. Çünkü çok fazla geride yattık. Tabii burada ilk olarak ileri giden biz Cafer'le mümkün olduğu kadar takımı ileri taşımaya çalıştık. Ama siz her şey ya da iki kişi her şeyi yapamaz. Bir yere kadar destekleyebilir. Bir yere kadar takımınızı itebilirsiniz. Son 16 saniye, 15 saniye artık tamamen hasarı oynuyorum burada. Eğer birini denk getirirsem 300-500 hasar daha vurabilirsem ne mutlu bana diyorum ki son 6 saniye 5 saniye solda bir tane tank gördüm, nişanımı aldım. 491 hasarımızı da verdik. Şimdi maç sonu skorlara bakalım, orada biraz daha farklı bir değerlendirme yapacağız. Maç sonu skorlardayız. Evet, maç sonu skorlara baktığımızda maalesef yenilik alıyoruz. 143.000 kredi kazanıyoruz, 1879 deneyim puanı alıyoruz ve 5'te tahvil ediyoruz efendim. Şimdi toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tankla connection sağlıyoruz ki bu takımın yarısı eder hemen hemen. Burada 3 atışın zırhımızdan sektiğini görüyoruz. Skoda'nın 3 atışı maşallah ve Leopard'ın 1 atışı. Bunun dışında connection sağladığımız tankların tamamına hasar veriyoruz ve bir tanesini de garaja yolluyoruz. Şimdi takım skoruna bakalım. Burada çok fazla söylenecek bir şey yok. Bir tanesi de kritik vurmuşuz T57'ye. Onun dışında da kritik vurduğumuz yok. Takım skoruna geldiğimizde bakın, rakip takımda Jacques Panzer. Hani o son dakikada spotlandık, Leopard arkadan geldi vurdu ya. O Jacques Panzer, bu Jacques Panzer bizim takımın içinden geçmiş. Niye? Çünkü spotunu aldı, spot verildi ve tepedeki tankları takır takır taradı bu. 2 FV zirvedeyiz. Zaten ikimiz de agresif oynadık. Ben de agresif oynadım. Diğer FV de agresif oynadı. Fakat bizim yapabileceğimiz bu kadar. Tekrar söylüyorum, takımınızı bir yere kadar itebilirsiniz. Onun dışında da çok ciddi bir şekilde puan farkları olduğunu görüyorsunuz. 4512 hasarımızı veriyoruz. Dediğim gibi DPM açısından çok ama çok kaliteli bir tank. Oynamanızı tavsiye ederim. Evet, çok yanacaksınız. Zırhınız yok. Bunu göz önüne alın ama benim oyundaki en sevdiğim ağır tanklardan biri. Fire for Effects madalyasını da alıyoruz ve maalesef buna rağmen takımımız yeniliyor. Evet, izlediğiniz için teşekkürler efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.